Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Eğitim alanındaki güncel duyuruları ve güvenilir açıklamaları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu çok çok önemli bir açıklama var. Bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Baktığımız zaman okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımız aşının önemini vurgularken seçtiği yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarılı dolu haftalar diliyoruz şeklinde açıklamasını an itibariyle bizlerle paylaşmıştır. Bilim kurulu üyesinin yapmış olduğu açıklamadan haberim olmuştu ve haberim olduğu an sizlerle bu duyuruyu paylaşmadım çünkü içerisinde bir netlik barındırmıyor. Netlik barındırmadığı için ve okulların kapanması ile ilgili olarak yapılan haberlerden sıkıldığım için bu duyuruyu sizlerle paylaşmamıştım. İyi ki de paylaşmamışım arkadaşlar çünkü görmüş olduğunuz gibi resmi olarak Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklama ortadadır. Okulların kapanması ihtimaliyle ilgili yapılan haberlere kaç kez söylüyorum riayet etmeyin arkadaşlar çünkü bizler bu işin içerisindeyiz ve yapılan açıklamalara binaen de okulların kapatılması ihtimali üzerinde durulmamaktadır. Bunu bir kez daha söylüyorum. Tabii şartlar değişebilir, durumlar değişebilir şeklinde açıklamalar da yapılmaktadır. Fakat yapılan açıklamalar okulların kapatılma ihtimalinin şu anda olmadığını göstermektedir. Ben şüphelendiğim zaman, herhangi bir kapanmaya gidileceğini hissettiğim zaman zaten bunu sizlerle paylaşırım. Fakat şu an böyle bir durum söz konusu değildir. Bu tür yapılan haberlere de lütfen arkadaşlar riayet etmeyin. Çünkü bu durumda sizler üzülüyorsunuz. Sizlerin üzülmemesi için ben böyle ihtimal videolarını yayınlamıyorum. Ve doğru bir bilgiyi de sizlerle paylaşarak videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizimle kalın. Doğru haberle kalın. Sağlıkla kalın.